بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين باب المفعول من أجله أبت evet. مفعول قنصنا يالك مفعول, مفعول كي من أجله يعني yani أجل برده سبب معنى yani من سببه يعني yani من من سببي vuku'il fi'li yani ha ya. min ecdihi ey ey min ecli vuku'il fi'li o manada yani ya min ecli vuku'il fi'l o fiilin gerçekleşmesinden dolayı olan mef'ul mesela kame zeydun zeyd ayağa kalktı peki bu fiil niçin gerçekleştiği bunun sebebi nedir İcdalen amrin. Abu mef'ul onu ne yapıyor? Beyan ediyor. Yani bu fiilin ne için gerçekleştiğini beyan eden mef'ul konusuna geldik. Buna şöyle isimler verilir. El mef'ulu min ecdihi. El mef'ulu min sebebihi. El mef'ulu ve ise el mef'ule li ecdihi. E, mef'ul li ecdi denir. Ve ise el mef'ule lehu. Bu gibi isimlerle anılıyor yani. Ya. Peki bu mef'ul lehu nedir? Ve o şudur el ismul mansubu bak kama zeydun iclalen bu iclalen mansub bir isimdir o ellezi ve öyle mansub bir isim ki yüzkeru zikredilen zik e, zikredilen mansub bir isimdir niçin zikredilen zikrediliyor beyanen li sebebi vuku'il fi'li. fiilin gerçekleşme sebebini beyan etmek için zikredilen mansub isme Mef'ulun lehu denilir. Ve mef'ulun li eclihi, mef'ulun li eclihi e, vesaire bu gibi isimlerle anılır. Bakın Kame Zeyd'ün mesela. Zeyd ayağa kalktı. Peki Zeyd niye ayağa kalktı? Bu fiilin gerçekleşme sebebi nedir? İclâlen li amrin. Amre e, saygı göstermek için, ona tazim etmek için ayağa kalktı. İşte mesela bak burada tabi bu mef'ul lehu e, mensup olmasının şartları var. Mensup olabilmesi için bazı şartlar var. O şartlar yerindeyse o zaman bu mef'ulü lehu mensup olur. Yani mensup o zaman olabiliyor. Mesela şartlar nedir? Bir, mastar olacak. Bak mastar. İclalen. Ecelle yücillü iclalen. Bu mastardır. İki, ikinci şart. Bu mastarın yani bu mef'ulü lehu'nun faali ile bu fiilin faalin fiil amildir Onun faaliyle amilin faali aynı olacak. Bak bu kame yapan zeyttir. Tazimi gösteren de yine zeyttir. Her ikisini yapan faal birdir Bak zeyt faal. Hem o mef'ul lehu masar o bir de o amilin ikisini faali birdir. Bu ikinci şartımız. Üçüncü şartımız ise o mef'ul lehu ile bu fiilin gerçekleşme zamanı da bir olacak o kıyam akakmasıyla kalkmasıyla o tazim ikisi aynı andadır yani ya. İşte zamanlar da birdir. Bu üç şart yerindeyse o zaman mef'ulullahu mansub e, e, olabiliyor. Ama bu üç şarttan bir tanesi bile eğer yerinde değilse o zaman mansub olamaz. Kesinlikle mansub olamaz. Harfi e, cer olan lam-i ta'lil o zaman onunla mecbur yapmak zorundasın li, li, li yani böyle li iclalin orada harfi cer olan o ta'lil onu zikretmek zorunda kalıyorsun. Evet başka bir örnek daha verelim mesela mef'ul ya ve kasattuke ibtiga'e ma'rufike. Kasattuke sana yöneldim. Seni kastettim. Eee arzulayarak ma'rufike senin iyiliğini arzulayarak sana yöneldim. Mesela bak burada kasattu amilimiz budur. Amil. Ondan sonra bunun faali tu yani mütekellim. Bu ibtigaen mastar diye yani, mef'ul lehumuz da budur. Mastar. Burada üç tane şartımız var. Mef'ul lehunun mansub olması için üç tane şartımız var. Bakalım şartlarımız yerinde mi? Bir mastar olacaktı. Bakıyoruz ki mefulumuz mef'ul lehumuz İbtiga yebtagi ibtiga'en. Mef'ul lehumuz Birinci şart yerinde. İkinci şartımıza bakıyoruz. İkinci şartımız neydi? o masarın masar ile amilin faalleri aynı olacak. Kas edenle o arzulayan yani seni ile arzulayan e, yine mütekellimdir. Bak faal de birdir. Ve her ikisinin zamanları da bir olacak. İbtihae bunun e, e, o hani senin iyiliğini arzulamasıyla seni kasmesi bak zaman da birdir. Zamanla bir olduğu için o yüzden burada ibtiga mensup olabiliyor. İki örnek verdiği bu iki örnekten şunu anlıyoruz. Bak mef'ulü lehu iclalen. Nekre odak gelebiliyor. Burada misalün lil neketi. Nekre odak gelebiliyor. Bir de ibtiga'a ma'rufike. Kendisinden sonra idafe edilmiş. O marife kazanmış. Marife de olabiliyor bu mef'ul lehu. Yani mef'ul lehu hem nekre hem de marife gelebiliyor. Mansub olması için üç şartı burada örnekler üzerinde uyguladık. Şimdi bakın kendisi de söylüyor. Diyor ki ve yüşteratu şart koşulur kevnuhu mastaran ve yani bu mef'ulü lehunun mansup olabilmesi için Han mansup bu şartlar yerindeyse mansup olmak zorunda değil ama mansup olabilmesi için şart koşuluyor bir kevnuhu mastaran o mef'ulü lehu mastar olacak mesela e, iclalen icilalen mastardır bu birinci şart iki ve ittihadu zemanihi zamanlı bir olacak yani, ve zamanı amilihi kendisiyle amilinin zamanları bir olacak. Mesela iclalen ile o kavme Zeydun ile iclalen bunlar zamanları birdir. Hem kıyamla hem de tazim ikisi aynı zamanda oluyor. Zaman birdir. O bir de ve o ile onun e, amirinin faali her ikisinin faali birdir. Hem o kıyam yapan zeytir, hem de o tazim yapan da yine zeytir yani ya. Faaller de birdir. Bu üç şart eğer yerindeyse o zaman caizdir mansup olması, olsun. Yani caiz iki mansup olsun. O zaman mansup olabilir. Zaten kematakka deme nas ki geçti fil misaleyni. O ilk iki misalde vardı ya. Hani kavme zeydün iclalen li amrın. Bir de kasattuke ibtiga marufike. O iki örnekte olduğu gibi yani. Üç şart yerindeydi. Hem mefulev masardı. Hem amiriyle kendisinin zamanlar ve failleri birdi yani ya. Üç şart yerindeydi. Ve ke kavlihi ta'ala bir de ayet kelimede de örnek veriyoruz. Ve la tektulu evladakum khashyete imlaqin. Mesela bak. Ve la tektulu evladakum. Çocuklarınızı öldürmeyin. Khashyete imlaq. Fakirlik korkusundan dolayı. Burada khashyet mef'ulü lehudur mesela. Mef'ulü lehudur. Mastardır. Birinci şart mastar. Bak yerinde mansup olarak gelmiş. İkinci şart ise onun amili la taktuludur. Amilin bu maslar ile amilin faali bahu entüm yani sizler e, haşet, korku yapan o, sizlerin, o fakir korkusu da yani siz. Bu her ikisi de birdir. Muhata, e, Cem Rüzgün Ondan sonra zamanlar da birdir. O e, hani öldürme de o haşet ikisi zamanlar da birdir. İşte bak üç şart ayında olduğu için haşete bakın mensup olarak gelmiştir. Ve kavlihi taala mesela başka bir ayet örnek yunfikuna amwalahum ibtigaa mardatillah. Mesela bak yunfikuna amwalahum mallarını infak ederler. Yani harcarlar. Peki niçin harcıyorlar? İbtigaa mardatillah. Allah'ın rızasını arzu ederek yani arzulayarak mallarını infak ediyorlar. İşte bak amel yufikunedir. Yufikun amil budur. Faal vavdır. Yani cem kere zekeri gayb. bu da mefhul lehudur. Bak ibtiğa yebtegi ibtiğan. Masar gelmiş. Amil bu masarın faalle de birdir. O ibtiga arzulayanlarla infak yapana aynıdır. Faal birdir. Bir de zamanlar da birdir. İnfak yapıyor o esnada da Allah'ın rızasını arzuluyor. Yani. Zaman da birdir. Tüm şartlar yerinde olduğu için, her üç şart yerinde olduğu için bakın mansup olması caizdir. Mansup olabiliyor. Evet. Bu üç şarta dayanaraktan ve la yecuzu caiz değildir. Teehebtu es sefere. A bu şekilde bunun mansup olması caiz değildir. Niye caiz değil? Çünkü tam sefer bahmazlardır. O şart yerinde. Efendim söyleyeyim. O haz hep hazırlandım. Es sefere sefere hazırlandım. Şimdi تأهب, o sefere hazırlanan da bu hazır yapan da mütekellimdir. Faal da birdir. Bak faal de birdir. Bak, ama zamanları bir değil. Hazırlanmayla sefer zamanlar bir değil. Önce hazırlanıyor, sonra sefere çıkıyor. Bak zamanlar bir değil. O yüzden teheptu es sefere caiz değil. Teheptu lis seferi diyeceksin. Bu caiz değil. La -e niye caiz değil? Li adem ittihadi Zamanları bir olmadığı için. Bunların zamanlar bir değil. Yani bu mefullehuyla o amelin zamanları bir değil yani. Çünkü önce hazırlık oluyor sonra oluyor Mesela şu, bu zamanı biri olmana örnek verdiği. O yüzden burada mansup okunamaz. Ancak tehebdül list demek zorundasın. Ve la ciltüke mehabbeteke iyyaya. Ve la ciltüke ve la yine caiz anlamında. Bu la zayide de için gelmiş. Hani la yecüz la anlamında. Şu örnek de caiz demeye çalışıyor ha. Şu söyleyeceği örnek. Bu da caiz değildir. sana geldin Niçin sana geldim? Mehabbeteke. Senin sevgin iyyaya bana. Senin bana olan sevginden dolayı geldim. Cidüke sana geldim. Senin bana olan sevginden dolayı sana geldim. Bak burada muhabbet mal şart. yerinde. Efendim Hüseyin zamanlar da birdir. Hem gelme hem de o muhabbetten dolayı gelme. Zamanlar da birdir. Ama o gelme yapan benim. Fakat o muhabbeti yapan sensin. Bak faaller ayrıdır. Ciitunun bunu faali mütekellimdir. Muhabbeteke buradan bu muhabbeti yapan da sensin. Sen o muhabbeti bana yapıyorsun. O zaman burada muhabbetin faali e, muhataptır. Bak failler bir değil. O masarın ile amilin failleri bir olmadığı için bu ciitke muhabbeteke iyaya e, muhabbeteke böyle mensup böyle okumak caiz değildir. Ancak nasıl okuyabiliriz? mecburen şöyle diyeceğiz. C tüke li mehabbetike iyyaye. Mecbur yapacağız. Harfi cer, talil içi olan ulam getiriyoruz. İşte C tüke mehabbetike Bu caiz değil. Niye caiz değil? Çünkü <türk> li adem ittihadil fa'li. Faal bir değil. Bu amilin faali mütekellimdir. Mefulle bu masarın faali, faali muhataptır yani ya. O yüzden bunlar mansubuması olması caiz değildir. Bel bilakis yecibu vaciptir cerruhu billami. Lam ile mecdur etmek zorundasın. Yani başına lam getirmek zorundasın. Teahebtü lissefe demek zorundasın. Cidüke li mehabbetike demek zorundasın yani ya. Mesela takulu dersin teahebtü hazırlık yaptım lissefe demek zorundasın. Harfice gideceksin. Ve cidüke li mehabbetike iyyaya diyeceksin yani ya. Harfi celle onu mecdur yapmak zorunda kalıyorsun. Evet. Böylelikle geldik mef'ulun mahu konusuna. Bura kadar olsun. ve sallallahu ala sayidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.